Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize merhaba. Hani Orhan Veli'nin bir şiiri var ya, hiçbir şeyden çekmede ayağındaki nasırı kadar diye. Benim de o hesap, ben de hiç bir şeyden çekmedim. İnternet ve bilgisayarımdan çektiğim kadarıyla. Bilgisayarı iki defa Mac bilgisayarımı şeye götürdüm, söyleyin. Mac'in servisine götürdük iki defa. İki defa farklı program kurdular. İlk program yayına geldiğinde patladı. İkincisini kurduk. Yine patladı. En sonunda isyan ettim. Bir daha bilgisayarımı servise götürmemeye. Ve hafta içi de yaptığımız yayınları, saat 16 yayınlarını yapmadık. Önce onu söyleyeyim. Birçok izleyicimiz de soruyor neden yapmadınız diye. Yapmadık arkadaşlar. Bundan sonra da haftada 3 gün yapacağız. Yani haftada 3 gün 16 yayınımız olacak. Cuma akşamları da yayın yapmayacağız. Kendime ayıracağım. Eğer çok olağanüstü bir konu çıkar, konuğumuz olursa programı yapacağız. Ama cuma günlerinde pas geçeceğiz. Önce onu söyleyeyim. Gerçekten çok yoruluyorum. Önce onu ifade etmek isterim. Gülşah da bebeğe baktığı için o da çok yoruluyor. O açıdan şey, programları biraz yavaşlatmamız gerekiyor diye düşündüm. At çöpe gitsin. Ya at çöpe gitsin de Bob, yani bilgisayar şu anda, yani bir laptop 30-40 bin liradan aşağı değil. Herhalde Mac'ler daha da pahalı. Kolay mı öyle? Küt diye gitti mi? Seçime kadar ara vermeyin diyorsun Kayağan. Ama bir de başka bir şey var. İzleyici sayısı da insanın moralini bozuyor. Önce onu söyleyeyim. Gündüz 16 yayınlarında yaklaşık 250 kişinin olması moral bozuyor sevgili izleyiciler. Diyeceksiniz ki yani 250 kişi, 250 kişi. Ya yani bir salonu doldurmuşuz, sohbet ediyoruz. Ama insanın moralini bozuyor. Onu da söylemek istiyorum yani. Ben hemen olur biraz zamansız ama sağ olsun, iyi yayınlar demişsiniz. Selamlar. Ah, Eren Erdem arıyor. Eren merhaba. Canlı yayındayım, konuşabilirsin ama tam canlı yayında seni görünce açtım. Çok özel bir konu var mı diye. Tamam, özel bir şey varsa şey yapabilirim, katılabileceğim, söyleyebileceğim. Tamam, arayacağım, tamam. Sevgili izleyiciler, Eren Erdem arayınca açtım. Dedim mutlaka bir şey söyleyecek. Canlı yayında deyince sonra arayayım abi dedi. İyi pekala, biz de sonra ararız. Hoş geldin Öznur. Özakun hoş geldin. Seyhan Hanım, Kayahan, Mustafa Arıkan, iyi ki varsın. Önce buradan selam, sevgilerimi gönderiyorum. Yani böyle birkaç izleyicimizin içerisinde gerçekten yani hepiniz özelsiniz. Ama bazı izleyicilerimiz gerçekten özeller. Niye diye soracak olursanız, ya ayda yaklaşık 500 bin kişi izliyor arkadaşlar. 500 bin kişi. Seçimlerden önce, yani 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden önce ayda 3,5 milyon izleyici izliyordu. Muhalif seçmende ciddi bir kırılma var, onu biliyorum. Ama yani o 500 binin izleyicinin içerisinde 125 bin de abonemiz var. Önce onu da ifade edeyim. Bunun içerisinde katılıyor sayımız çok düşük. Süper Chat ve Süper Sticker da çok düşük. Bir aidiyet oluşturamadık galiba. Yani öz eleştiri de yapmak gerekiyor bu konuda. Dünya Kadınlar Günü'nü tabii ki öncelikle herkesin, Canan Hanım sattığın iyi oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Ama bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada bir itirazım olacak. Bunu linç edilmeyi de göze alacağım bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak. Biz erkeklere kadınlar yetiştiriyor. Yani annelerimiz yetiştiriyor. Sorumluluklara bakın şimdi. Evde erkekseniz başka bir sorumluluk yükleniyor size. Çocukken bile. Daha çocukken yükleniyor. Kız çocuklarına da farklı ama erkeklere o kadar sorumluluklar yükleniyor ki. Evleniyorsunuz. Evinize bakmak zorundasınız. Evleniyorsunuz. Çocuklarınızın sorumluluğunu siz almak zorundasınız. İşe gitmek zorundasınız. Tüm ihtiyaçları karşılamak zorundasınız. Yani evde, işte, sokakta, her yerde toplum bir erkeğe o kadar ağır yükümlülükler ve sorumluluklar yüklüyor ki, bir de herhalde
ataerkil bir toplumsa düşünün. O erkeğin hem kahvede, sokakta, kafede, spor salonunda, herhangi bir yerde, neyse, iş yerinde ona baskılanan rolü düşünün. O rolle hayatın kendi rolüne bakın. Hayatın gerçekliği açısından bakın. Kadınlar için de aynı keza. Ama ben evet, kadınlar çok büyük ayrıcalığa tabi tutuluyor. Çok büyük zulüm görüyorlar. Çok adaletli bir toplum değil. Ama erkekler konusunda da açık söylüyorum. Yani topluma daha özgürlükçü bakan biri olmama rağmen erkeğe de baskılanması ve erkeğe yüklenen sorumluluğun da çok ağır olduğunu düşünüyorum. Bunu anlamak için galiba empati yapmak gerekiyor. Hop, zor, bugün konuşacağız. Kapıları nasıl kapatacaksınız sorusunda ihraç mı edilecek, istifa mı ettirilecek? İstanbul seçimlerinde son anketlerde kim önde görünüyor? Dikkat edin, Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın konuşmasını mutlaka izlemişsinizdir. Size bir kadın gibi mi konuşuyor? Bir erkek figürü gibi mi konuşuyor? Bir kadın gibi mi bağırıyor? Politik bir söylem tutturuyor? Yoksa bir erkek gibi mi tutturuyor? Bir de böyle bir rolü var. Yani o erkeklerin rolünü kadınlar da benimsediğinde başka bir şey, çekilmez bir dünya oluyor. Yani o kadar böyle çelişkili ki sevgili izleyiciler. Şimdi Burcu Köksal olayına bakınca milletvekili bu. Afyonkarahisar sokaklarında dolaşırken herkesten o istiyor. Herkesten ama. Yani bakarken sen Demli misin, MHP'li misin, İYİ Partili misin, CHP'li misin diye bakmaksızın o istiyor. Belediye başkanı adayı işte bir büro açılışında, seçim bürosunun açılışında Özgür Özel'den önce kürsüye çıkıyor ve açık açık Afyonkarahisar'ın kendi sosyolojik, politik tercihlerinden kaynaklı olarak, muhafazakar, milliyetçi bir merkez olmasından kaynaklı olarak Demliler hariç herkese açık olduğunu söylüyor kapıları. Şimdi ilginçtir. Bir kentte bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren kentin şehri emini olarak herkesin belediye başkanı. Fahişesinin, yani affedersiniz lütfen, suçlusunun, suçsuzunun, organize çetesinin, çete olmayanın, normal aile, anormal, ne görüyorsanız görün, ne görüyorsanız görün, o kentte yaşayan herkesin belediye başkanı. O kapıdan girerken Demlilere kapalı olacak. Kafayı mı yedin lan? Ya da atıyorum MHP'lilere kapalı olacak. AK Partililere kapalı olacak. CHP'lilere kapalı olacak. İYİ Partililere kapalı olacak. Siz bu ülkenin topraklarında, senin o kentinde DEM Parti binde bir bile olsa, binde bir bile olsa nasıl parti belediyenin kapısının onlara kapalı olabileceğini söyleyebilirsin. Onun vergileri de senin kasana giriyor. Ona da hizmet etmek zorundasın. Ama bir belediye başkanının diline bak. Sonra kıvırmaya başladı tabii sevgili izleyiciler. Şimdi ekrana vereceğim size. Şunları bir kere alalım. Alalım şunu ekrana. Bir anket başlattık, onu da ifade edeyim. Kazandığımda belediyenin kapısı herkese açık, Demlere kapalı olacak diyen Afyonkarahisar Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal partisinden ihraç edilmeli mi diyor, sorduk sevgili arkadaşlar. Evet diyenler %80 şu ana kadar. Önce onu söyleyeyim. Hayır diyenler %92. Fikrim yok diyenler, pardon, özür dilerim. Şöyle karışmasın. Evet diyenler %80. Hayır diyenler %14. Fikrim yok diyenler %6 arkadaşlar. Oy kullanabilirsiniz siz de. Lütfen şeye söyleyin. Gerçek TV'nin ana sayfasına girerek siz de yanıtlayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Anketimizi. Başka anketler de yapıyoruz. Şimdi Burcu Köksal'la ilgili bakın bir şey vereceğim ekrana. Burcu Köksal. Yani ben hem bir kadın olmasından kaynaklı olarak hem sol, sosyal demokrat bir partinin milletvekili olmasına rağmen o dili, o üslubundan dolayı utandığımı ifade etmek isterim. Hem utandım,
çok açık söyleyeyim. Utanırken de aynı zamanda sevgili arkadaşlar, utanırken, şimdi ekrana vereceğim. Utanırken ülkemdeki ırkçılığın, milliyetçiliğin bu noktaya, bu pesbayeliğe gelmesinden de utandım. Şimdi bakın size ekrana yansıtacağım. Sonra nasıl kıvırıyor Burcu Köksal? İnsanda biraz omurga olur. Omurga. Omurgası var mı diye de merak ediyorum bu kişinin. Ve bu aynı zamanda grup başkan vekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ekrana veriyorum arkadaşlar. Lütfen iyi bakın. Şimdi ben Suriyelilere amasız, fakatsız, lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim diyorum. Gönderemezsin. Bir belediye başkanının herhangi bir Suriyeli bir yere göndermesi mümkün değil. Önce onu söyleyeyim. Çünkü bu bir iktidar politikası. Devam ediyor. AK Parti mevcut işçileri çıkaracak, PKK'lıları işe alacak diyorlar. Ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve afet konusunda destek vereceğim diyorum. Belediyeyi demlerle yönetecek diyorlar. Ransal dönüşüm değil, garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum. Gizli kapılar ardında demlerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisar'ı demlerle ve Hüdaparlarla yönetmeyeceğim net. Bunu tweet atıyor arkadaşlar. Ama bunu tweet atıyor, aklımızda dalga geçiyor. Yani ulan yanlış söyledim anlamına açtı. Özür dilemek, özür dilemek diye bir şeyi bile yok. Söyleyin. Yani nasıl söyleyeyim? Siyasetçi. Edepsiz yani sevgili arkadaşlar. Ben bakın. Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Dikkat edin üsluba. Üsluba iyi bakın arkadaşlar. Sonradan bir tweet atıp aslında Afyonkarahisar'da yine her yerde olduğu gibi belediye demlerle yönetecek. İşte sizi işten çıkaracak demleri işe alacak diye konuşuyorlar. Ben çok net bir şekilde söylüyorum. Demlerle ve Hüdaparlarla belediyeyi yönetmeyeceğim diyor. Tamam olabilir. Bunu söyleyebilirsin. Ama senin söylediğin bu değil ki. Sen bunu söylemedin ki. Sen başka bir şey yaptın. Sen edepsizlik yaptın. Sen edepsizlik yaparken bir de hala toplumu salak yerine koyuyorsun. Aptal yerine koyuyorsun. Geri zekalı yerine koyuyorsun toplumu. Şimdi sevgili arkadaşlar, Ekrem İmamoğlu şöyle bir açıklama yaptı. Şimdi iyi bakın. Bu toplumdaki nefret dalgasının boyutu apayrı bir olay. Çok net söylüyorum. Çok apayrı bir olay. Yazık. Böyle bir realitemiz var. Partili ne yapsın o zaman? 7 milyon 800'den korkmadan neden DEM Parti kırmızı halılarla karşılandı? Yani kaybetmekten korkmuyor musunuz? DEM Partili ne yapsın o zaman? 7 milyon 8 milyon insan oy verdi. Ne yapacağız? Hepsini vatan haini ilan edeceğiz ya. Evet. Efendim? Evet mi dediniz? Bana göre evet. 7-8 milyonu terörist ilan edeceksiniz. Ben deme karşıyım. Bakın bu memleketin güvenliği var, adaleti var, sistemi var. Yani o adalet Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verse de adalet sistemi var. Adalet sistemin yerine kendinizi koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan ediyorsanız işte o da ne yazık ki AK Parti anlayışının getirdiği düzen işte. Hayır, size katılmıyorum. Hayır. Sayın Erdoğan'ı nasıl bir lider olarak görüyorsunuz? Sizden korkmadan neden DEM Parti? Şimdi sevgili izleyiciler, sevgili izleyiciler. DEM Partilileri, bak DEM Parti değil, DEM Partilileri yani oy veren seçmenleri vatan haini görüyorum diyen bir anlayış var. Evet, bunu benimsemiş bir vatandaşlarımız var. Ben de çok azımsanacak bir sayı olduğunu düşünmüyorum. Milyonlarca, yüz binlerce insan olduğunu düşünüyorum. Çok net söyleyeyim. Öyle küçümsenecek bir rakam olduğunu düşünmüyorum. Yani kutuplaşmanın en ucu eskiden bu 70'li yıllarda MHP'lilerle solcular arasındaydı. 80'li yıllarda farklı, 90'lı, 2000'li yıllar neyse. Bugünün Türkiye'sinde Demliler öcü gibi gözüküyor. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Var ki binlerce şehit var bu topraklarda. Haklı olarak insanlar DEM Parti'ye bakarken PKK'lı diye bakıyorlar. Kendileri açısından söylüyorum. Şimdi burada DEM Parti geçen seçimlerde yani
daha burada 8 ay önceki 14 Mayıs seçimlerinde 8.4 civarında oy almış. 4.5 milyon civarında. Yani yaklaşık olarak bunu aileleriyle bakarsanız sevgili izleyiciler, yaklaşık 7-8 milyon insandan söz ediyorsunuz. Yani Türkiye'nin topraklarında DEM Parti'ye oy veren aileler itibariyle toplam 7-8 milyonluk bir nüfustan söz ediyoruz. Oy veren seçmenle bir de onun çocuklarını koyun, küçük çocuklarını, bir oy kullanamayan çocuklarıyla beraber korsanız ortaya böyle bir şey çıkıyor. 85 milyonda %10'u vatan haini, terörist olarak görüyorsanız bu ülke bitmiş zaten. Bitmiş. Kapıyı kilitleyin ve gidin arkadaşlar. Ve parlamentonun 3. büyük partisi 14 Mayıs seçimlerinde oy itibariyle 4. büyük siyasi partisi. Grup başkan vekili var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetiyor. Komisyonlarda var. O grup başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'in meclisi yönettiği zamanlarda kanunlar, yasalar çıkıyor. Ve utanmadan evet vatan haini benim için diyor demlerle ilgili olarak. Yani demle ilgili bir tavır koymak başka, deme oy verenlerle ilgili böyle bir mantığı ortaya koymak başka. Bunu AK Parti ile ilgili söyleyecek insanlar da var. CHP'lilerle ilgili söyleyecek olan var. MHP'lilerle ilgili Zafer Partisi. Yani bu topraklarda birbirini düşman gören, birbirine hain gören, birbirini terörist gören bir akıl ve bir siyaset duruşu var. Bunu kabul edelim. Ve bunu koyunca öyle azımsanacak bir rakam falan değil. Ve çok iddialı daha bir şey söylüyorum. Eğer birilerinin elinde fırsat olsa kıtır kıtır doğrayacaklarını da biliyorum arkadaşlar. Çocuklarıyla, anneleriyle, babalarıyla evleri yakacak insanlar olduğunu da biliyorum. Bu kadar müthiş bir nefret var. Kimse bana yok falan demesin, hikaye anlatmasın yani. Şimdi tam bu noktada Ekrem İmamoğlu bir tavır koyuyor sevgili izleyiciler. Siyasi parti açısından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bir tavır koyuyor. Bakın. Hizmet ediyorum her insanına. Bakın, insan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her insanına. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle. Yani ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Bakın, insan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her insanına. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle. Yani ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da... Beklemiyor mu oğlum? Çok net bir açıklama yaptı. Ve ben bu Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamasını alkışlıyorum arkadaşlar. Hatta bu açıklama yaparken ilginç bir şekilde bir şey daha söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu bu açıklamayı yapıyor ama arkadaşlar, Ekrem İmamoğlu bir risk alarak yapıyor bu açıklamayı. Çünkü sizin bu açıklamanız aynı zamanda sizin için sorun. Çok net söylüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Ekrem İmamoğlu için bu açıklama sorun. Yani milliyetçi bir seçmen, fanatik bir milliyetçi seçmen, fanatik DEM karşıtı olan bir seçmen Ekrem İmamoğlu'ya oy verecekken bu açıklamasından dolayı vermeyebilir. Çok net söylüyorum. Vermeyebilir. Ama bir siyasi partinin ilkesel bir duruşu olacak. İlkesel duruşu olur. Afyon Karahisar'ı kazanma kardeşim. Afyon Karahisar'ı kaybet kardeşim. Çünkü Afyon Karahisar'da Burcu Köksal'ın bu tavrı Türkiye'de fay hatlarını tetikleyen bir tavırdır. Milliyetçi olabilirsiniz. Milliyetçi bir tavır da koyabilirsiniz. Seçmenleriniz, çünkü Afyonkarahisar'da sevgili izleyiciler, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde, bakın tekrar söylüyorum, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Afyonkarahisar'da Cumhur İttifakı'nın oyu %60'ların üzerinde,
Yani Erdoğan'ın oyu %60'ların üzerinde, bakın bunu tek bir kere çok net bir şey. Şöyle size sonuç da vereceğim şimdi. Anlayabilirim. Yani Bolu'da olduğu gibi, bazı kentlerde olduğu gibi. Bu kentlerde mesela arkadaşlar, Afyonkarahisar'da Cumhur İttifakı %64 oy almış sevgili izleyiciler. Tekrar söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın toplam oyu %64. Millet İttifakı'nın toplam oyu 0, %2. Emek Özgürlük İttifakı'nın oyu 4622 oy sevgili izleyiciler. Yani demin oyu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu 28.87. Bakın Millet İttifakı'nın oyu 31 iken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu Millet İttifakı'ndan %2 daha az. Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu Cumhur İttifakı %64 iken Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu %63.86 14 Mayıs seçimlerinde. Sinan Oğan 6.71. Muharrem İnce 0.56 arkadaşlar. Ve Afyonkarahisar'da bir tane CHP'li belediye var sevgili. Ama CHP'nin 14 Mayıs seçimlerinde öne geçtiği bir tek ilçe var. Önce onu söyleyelim. Tek bir ilçe var. Kısacası mesela Başmakçı'da Kılıçdaroğlu %58.18 Başmakçı'da. Bolvadin'de %52.37. Hocalar'da 58.80. Bakın Afyonkarahisar arasından bunları özellikle söyleyeyim. Başka merkezde Kılıçdaroğlu'nun oyu 48.65, Erdoğan'ın oyu 43.73 arkadaşlar 14 Mayıs'ta. Sinan Oğan 7.2. Şimdi 7.0.2 arkadaşlar. %7 yani oyu. Yani kısacası aslında merkezde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten seçim kazanabilme şansı söz konusu. Ama burada kazanabilmek için bu üslupla siyaset yaparsanız, evet Afyonkarahisar'da bu üslubun bir karşılığı olabilir ama bunu çok böyle formüle etmezsiniz ki. Nasıl ki o konuşmayı yaptıktan sonra sıkışınca tweet atarak Demlerle ve Hüdaparlılarla yönetmeyeceğim, yönetme diyebilirsin. İttifak yapmıyorsun zaten. Oradaki milliyetçi seçmene böyle bir mesaj verebilirsin ama sen onu yapmadın ve sen hala yanlışının arkasında duruyorsun. Özür dilemeyi de bilmiyorsun. Konunun yanlış anlaşıldığını da söylemiyorsun. Söylemiyorsun oğlu, söylemiyorsun. Ve senin o açıklaman İstanbul'un, İzmir'in, Antalya'nın, Mersin'in, Adana'nın, tamam mı, Eskişehir'in, Aydın'ın kaybedilmesine neden olabileceğinin bile farkında değiliz. Öyle bir ahlaksız açıklama yapıyorsun ki siyaset açısından. MHP'de olup bunu yapabilirsin. Zafer Partisi'nde olup bunu yapabilirsin. CHP'de yapamazsın kardeşim. Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi ya gideceksin kendine başka bir parti bulacaksın ya da bu işi bırakıp evine gideceksin kardeşim. Hikaye anlat. Bir de gerçekten bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bir kadın siyasetçinin erkekvari bir şekilde erkeksi konuşma yapmasından nefret ediyor ve tiksiniyorum. Bakın çok net söylüyorum. Yani bir kadının erkekleşmeye çalışmasını, erkek tavrı koymasından da nefret ediyorum. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar Mikret diyor ki niye muhalefet sorunu var? Türkiye'de zaten muhalefet sorunu olmasa biz ne Erdoğan'a, ne AK Parti'ye, ne Cumhur İttifakı'na mecbur kalmazdık. Yine başka bir şey daha söyleyeyim. Eğer Türkiye'de muhalefet olsaydı AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı da böyle olmazdı. Türkiye'de muhalefet olsaydı Türkiye'de sonuçlar böyle olmazdı. Türkiye'de muhalefet olsaydı sevgili izleyiciler, Türkiye bu kadar adaletsiz, hukuksuz bir ülke olmazdı. Türkiye'de muhalefet olsaydı, muhalefet gibi bir muhalefet olsaydı, Türkiye'de bu kadar yolsuzluk olmazdı. Türkiye'de
gerçekten bir muhalefet olsaydı, olumsuzluklara itiraz eden ve olumluluk ortaya koyabilen ve toplumun güvenini kazanan mevcut siyasal iktidar böyle kalamazdı. Bu kadar ne?